Evet, videoya gelmeden bir isim okuma yapalım bakalım. Agnostik bir adam, Likuna, Muhammed Abuşov, Umut Kuruçelik, Eternal, Mehmet Ali Gündüz, Yusuf Gül, Mel, Seslendirici, İsmail Mersan Sarama, Fuentes Sevdalısı olan, ZTS Kuyubi, aynen, Deadside, Fatih Yarımay, Ela Budov, Mortal Kombat 11 Raiden, Barış Topalca, Ghost Seren, Nisa Nisa, Burak Aykut. Evet, şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selamlar, Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün yine karakter tanıtımındayız. Muhammed Faik'e hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. Kendisini zaten yorumlardan biliyorsunuzdur neredeyse. Hatta her yorumda var diyebilirim, aynen öyle. Şimdi Faction Wars'tan bir girelim bakalım. Strike Force, Cassie Cage ablamızı tanıtacağız. Cassie Cage'i ben ayarladım. Yanına zaten klasik takımımızı kattım. Bu sefer şanstan takım olarak Strikeforce Scorpion'da artık geldi bakalım yanına. Evrim olarak kötü değil şu anda. Strikeforce Cassie Cage bu arada çok güzel karakterlerden bir tanesi. Eskiden adı Punk Cassie Cage'di. Güzeldi. O zamanlar da güzeldi. Hala güzel. Çok ağır tank bir karakterdi bu. Güzeldi ya, bilmiyorum. Şimdi pasifinden falan bahsedeceğim zaten. Şimdi Cassie Cage her oyuna girdiğinde karşı rakipten bir bar siler diyor. Alıyor. Drain diyor ama MD'nden değil. Kendine katmıyor bunu. Yok ediyor. Bir barını siliyor. Ve 16 saniye boyunca rakibi diyor. Ne yapıyor? Yavaşlatıyor bu. Aynen. Slow atıyor. Strikeforce takım arkadaşları %25 daha fazla can ve saldırıya sahip oluyor. Lan buff'a bak yani, verdi. Direkt %25. Hani 10. evrim Strikeforce karakterine bu buff'ı verdiğin zaman osurtuyor işte. Ve oyuna girişlerinde Strikeforce takım arkadaşları öldürücü vuruşlara ve kritik vuruşlara 7 saniye boyunca dayanıklı hale geliyor. Aynı zamanda Strikeforce karakterleri Ronin karakterlerine karşı %10 daha fazla hasar vururlar diyor. Yani baktığınız zaman güzel karakter yani, o slow çok kanser bir slow. Cidden çok rahatsız edici bir slow. Ekipman olarak şu an bir şey yok. Red Hammer varsa eğer, Red Hammer'ı verelim. Aynen, Red Hammer varmış. Yanına ne mi? Shinnok Samuleti bende bu arada full değil bu. Hala fullleyemedim ben bunu. Ama fulllemeye yakın. Şu anda ben de fullleyeceğim onu. Bir tane military vest verelim. Şöyle bir yüzük olarak ne verelim? Karos Guidance'ı vermeyelim. Bir saniye. Yüzük olarak Blaze'i şeye bakıyorum da bulamadım galiba. Life Force'u şunu verelim. Tamam, bu da olur. Bu da güzel. Ekstra bir şey gerek var mı bilmiyorum. Ama bu hangi kulenin ekipmanı lan şu, bir saniye. Bu şey mi? Night Wolf'un şeyi. Ben kule ekipmanı sanıyordum. O kadar güzel görünüyor ki anasını satayım. Eden'in Tower'ın falan ekipmanı varmış. Neyse, tamam, uzatmayalım burayı. Şimdik. Blaze's Life galiba kankamda yok ya. Var mı? En başta mıydı? Görmedik mi ya? Ne oldu? Vallahi göremedik. Neyse, tamam, çok da önemli değil. Sonuncuya bir şey katmayalım madem. Gerçi Block Breaker. Block Breaker lazım hocam, dur. Katmayalım ne olmaz. Şey var mı? Kenshin'in Block Breaker ekipmanı var mı? Göremedim şu an için. Combat Knife, Shaolin Bow. Revolver's olur ya. Revolver's aynı şekilde Block Breaker veriyor. Zaten hem yüzüğümüzden de Block Breaker alacağız. Ekstra ekstra Block Breaker'ımız olsun. Şimdiki dur, bunun yeteneklerinden de bahsedeyim ben. Kesi ablamın. Normal bu birinci yeteneği saldırı bırakıyor. İkinci yeteneği de aynı şekilde saldırıymış. Onun ekstra bir etkiye sahip değil. Üçüncü yeteneği Power Drain bırakıyor. Aynen bu şekilde. Devam edelim bakalım. Şimdi gelip karaktere artık yeteneklerini gösterebiliriz. Üçüncü yeteneğini, birinci, ikinci yeteneğini falan bir gösterelim bakalım. Güzel karakter. Strikeforce karakterleri çok beğendim karakterlerden. Büyük sıkıntı çıkartabilen karakterler. Kitlenin takım karakterleri üzerine ben şu anda yoğunlaşmaya çalışıyorum. Elimden gelen daha doğrusu, otomatik savaşı kapatayım. Yani 10. evrim Diamond ve takım karakterleri oluşturabilirseniz, işte Ronin takım olur, Strikeforce olur. Adı şey aklıma gelmedi. Liu Kang'in olduğu hangisiydi? Kanser bir takım vardı ya. Spec Ops şey de güzel bu arada. Takımı da gayet iş yapıyor. Güzel o takımlarda. Şöyle bir Power Drain bunda yok. Tamam, sıkıntı yok. Birinci yeteneğimizi bir atalım bakalım. Normal klasik kaydırması mı bu şeyin? Cassie Cage'in bakalım, göreceğiz. Aynen, klasik kaydırması. Normalde ekran bunda yan dönüyordu ama dönmedi şu an, anlamadım valla. Keşke dönseydi. Dönmedi. Bonus yıldız çalıştı. Ama bir önemi yok. Şöyle bir öldür. Kanka artık daha çalışıyor mu lan? Allah Allah. Ne uzun çalıştı ya, anasını satayım. Canımız gayet güzel. Bizim de bonus yıldızımız çalıştı. Bu da gayet iyi. Şöyle bir al bakalım kardeş, dur. Blokta falan kalırsın şimdi sen. Senin bloğunla biz hiç uğraşmayalım. Şöyle bir verelim bakalım. Yani kaydırmaları daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Tık tık yapalım. Kalkanı çalıştı. Şöyle dur bakayım bir oğlum. Tık. Tamam. Güzel. Birinci teneği yine klasik kesikeci teneği ya. Ekstra bir şey yok. Yanına full Strikeforce takımı yapılması denilebilir aslında bakarsanız.
Yani oğlum ne kadar çok şey aldık ya, yeter lan. Heh, tamam devam. Hesap 60. seviye galiba, aynen 60. seviye olması lazım. Aynen. XP'si o yüzden fazla geliyor. Güzel bir şey. Hızlı kasılıyor karakterler bu sayede. Smoke takımı geldi karşı. Triborg takımı geldi karşıya. Bunlar da bu arada kanserler. Bilginiz olsun. Hani gayet yorucu karakterler. Triborg karakterleri. Kullanmanızı bol bol tavsiye ederim. Yani çok şekil çukul karakterler. Bayağı da iş yapıyorlar ya. Özellikle Sub-Zero'yu oyuna sokmanız. Hatta hepsi birbirinden güzel ya. Çok keyifli. Benim birçoğu şu anda, yani iki tane galiba 10. evrim var. Bir tanesi 8. evrim. Diğeri 5. evrim miydi? Öyle bir şeydi. En son bir tane daha evrim atlatmıştım. Power Drain yiyoruz ama şu anda. O yüzden hoşuma gitmiyor pek. Şöyle bir atabilecek miyiz ikinci deneyimizi? Bunu atmayayım bir dakika. Bunun canı çok olan atalım madem. Gerçi bunun da canı çok değildi. Bir dakika, ben vurmaya devam edeceğim. Power Drain zaten şu an için yok. Şöyle bir al bakalım. Tamam. Aynen bunu atalım. Şöyle ikinci tenimiz bakalım ne kadar vuruyormuş. Bu arada full değil. Geliştirilmemiş hali, bilginiz olsun. Ona rağmen tekledi abi. Yetenekler şu anda geliştirilmiş durumda değil. Birinci ve ikinci yeteneğin durumunu size ben göstereyim. Yani 3 veya 4 tane geliştirilmişti. Bakalım şöyle bir. Geliştirmeyeceğim tabii, kankama sormadan. Geliştirme yapmayacağım. Altınızı harcayamam. 3'e kadar geliştirilmiş. İkinci yeteneğimiz aynı şekilde. 3'e kadar geliştirildi. Üçüncü yetenek hiç geliştirilmemiş. Sabit duruyor. Sadece bir kere açılmış, o kadar. 9. evrim karakterler geldi karşıya. Vay anasını be. Gerçi yok ya. Biz de baktığınız zaman aynı güçler. Fusion Boost'tan dolayı biz daha da üstte kalıyoruz. O da güzel bir olay. Yani kuleyi şu an bu arada yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla hızlı tamamlayacağım. 100. savaşa geldiğim anda sizinle onu paylaşmak istiyorum zaten. Yani 100. savaşa geldiğinde inşallah sabah saatlerine. Gerçi bakalım. Denk gelse de olur. Yine video çekme ihtimalim var. Okuldayken sabah saatine denk gelince video çekemiyorum. O sıkıntı oluyor. Hani sabahın 7'sinde kalkıp evden çıkıyorum falan. Aç karnına gidiyorum ben böyle okula gitmeden önce. Asla bir şey yemem. 4, uyandıktan 4 saat sonra yiyorum. Ben öyle bir manyağım. Bayağı da vurduk bu arada ya. 60 binden fazla vurdu. Hayvan evladı. Çok iyi ya. Çok güzel abi. Şeyin ikinci yeteneği de çok güzel bu arada. Aaron Black'in ikinci yeteneğini ben çok seviyorum. Çok bayılıyorum. Baya baya hani direkt tek atan bir karakter. Çok iyi o yüzden. Çok keyifli. Deathmark'ı da bu arada koyduk. Kankam saldırıya yönelik yapmış şeylerini. Talentlarını. Güzel. Faction Wars'a bu baya bir işe yarar. Şöyle bir daha ikinci yeteneğimizi bir atalım bakalım. Ayı teklesin. 41.000, 1800 ve 10 bilmem kaç bin vurduk ama net göremedim. Güzel. Şimdi 3. yeteneğe doğru gitmeye çalışalım bakalım. Strike Force takımında ya kesik hece verebileceğim tavsiye zaten belli. Mesela kulede Ronin takımı geldiğinde Strike Force takımlarını kullanmanız sizin için avantaj olacaktır. Eğer güçlüyse tabii ki. Güçlü değilse çok bir şansınız olmuyor zaten. Kulenin şu aşaması bu arada çok kolay. O kule bilgisini de vereyim size. Elinizden geldiği kadarıyla asla aksatmayın. Bu normal hali. Bunun hard kısmında getirirler. Çünkü Fusion yeni gelen bir karakter. Aynı neydi o Baran Karın'ın adını unuttum ya. Sindel. Sindel'deki durum gibi yapacaklardır muhtemelen. Yani önce normali, sonra hard kulesini. Belki Fatal'ı bile verirler sonrasında. Bilginiz olsun. O yüzden abanabildiğiniz kadar, bitirebildiğiniz kadar bitirin. Ekipmanları bol bol fulleyin. Hard kule çok güzel ekipman düşürtüyor. Hani karakter ekipmanı olarak çok güzel düşürüyorsunuz. Tremor'ın ekipmanını 10. evrim yapmanız çok önemli. Çünkü debuff alıyorsun. Debuff'a karşı dayanıklılık alıyorsunuz. Bu bayağı bir önemli. Güzel. Ben bu arada 3. itini atacaktım güya ama maalesef unuttum. O yüzden onu diğer maç atacağız. Yani karakteri şu an öldüremediler bile. O yüzden Faction Wars'ta bayağı bir güçlü diyebiliriz. Yani Goro hayvanı şu anda biraz az hasarıyor. O da zaten hikaye modunda da güçlü. Hatta siz bu videoyu izlerken yan kanala hikaye modu da gelmiş olacak. Bilginiz olsun. Yan kanalı gelmiş olacak mı? Gelmiş olmayacak. Siz bunu izledikten bir saat sonra, yani yayınladıktan bir saat sonra diyeyim ben. Gelmiş olacak. Bilginiz olsun. Emre Terder kanalında. Böyle bir dur bakalım yavrucuğum. Şey olacak yani. Mortal Kombat 9'un yeni hikaye modu gelmiş olacak. Zaten cumartesi günü de siz bunu izledikten bir gün önce GTA San videosunu oraya atmış oldum ben. Zaten bunu cumartesi gece, hatta şu an pazar diyebiliriz. Çekiyorum. Yayınlayacağım direkt. Hayırlısı bakalım. Şöyle. 5. savaştayız. Ben atabileceğime inanıyorum. Karşıda Power Drain yapan bir karakter yok. Ama Mortal Kombat 11 Scorpion. Drainleyecek yeteneğimiz, o iyi olmadı. Yakarak başlayacağı için Allah kahretsin. Neyse. İllaki atarız diye düşünüyorum. Bakalım ya. Çok da zorlamasa gerek.
Oyuna girdiğinde mi drainliyordu yoksa direkt drain ile mi başlıyordu ya? Yakarak burn damage'la drain atıyor ya. O biraz sıkıntı. Dur aynen. Oha 78 bin can ne ya? Allah belanı vermesin. Sen niye bu kadar güçlüsün lan? Hayvan evladı. O ne öyle? Şöyle bir al bakalım. Dur bakayım. Bayağı da vurdu. Şeyden direkt 11 bin yedik yanma hasarından. Tamam birazcık daha doldurmaya çalışalım. Doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Power Drain yemedim. Ya yeter ama yakma hasarına sokacağım şimdi senin ya. Allah Allah. Bu sürekli yakacak mı böyle? Vallahi sıkıntı ha. Atamayacağız 3. yeteneğimize. Abi şuna baksana ne kadar çok drainledi ya. Ben bu salağı öldüreyim. Bunun pasifini inşallah kullanamıyorlardır. Kullanamıyorlar. Güzel. Bayağı iyi. Şöyle bir vuralım biraz daha. Şuna geçsem mi ya? Blokta kalayım dur. Güzel. Tamam. Şöyle güzel. Blokta kalacağım. Elimden geldiği kadarıyla bol bol blokta kalacağım. Güzel. Şey yaptık. Slow'u da koyduk. Baya bir iyi oldu bu yüzden. Üçüncü seneyimiz şu anda açılmak üzere. Birinci seneyi bunu yememem lazım. Öldürebilir. Ama yersem de büyük sıkıntı izlen. Bir kere geri geleceğiz ya. O yüzden çok büyük bir sıkıntı oluşturmayacak. Ve Grandmaster mısın sen ya? Grandmaster'sın sen. Direkt attım. Bakalım ne kadar vuracağız. Geçmeyelim bu arada. Oh, ay çok acı verici bir olay. Klasik kesik cage bu arada yeteneği. Üçüncü yeteneği. Aynen. Ama ne kadar vurdu? Hiç geliştirmemiş olmasına rağmen 49 bin. Gayet güzel. 30 bin candan geri başladı. Hayvan. Hayvan. Bayağı şey ya. Güçlendirince sıkıntı oluyor Sub-Zero'yu. Güzel karakter valla. Keyifle. Kesik cage de bu arada komboları çok seri. Bilginiz olsun. Spec Ops karakterlerin zaten çoğu böyle. Seriler yani. Şöyle bir atayım bakalım. Elindeki elektriklenme çok güzel değil mi bu arada ya? Şokla vermesi. Şoku vermeden önce ekstra bir yıldırım çıkıyor ya. Bayağı bir güzel abi. Bayağı bir keyifli şu olay. Kodumuz da şok olsun bu arada. Evet galiba bu videonun sonuna ufaktan geliyoruz. Bok parçası verdi bu arada diyorlar. Beşli savaşın sonunda. Evet bu videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.